Evet. Bu videoda sinyalin özelliklerinden biri olan sinyal şiddetinden bahsedeceğiz. Bunu yaparken bağlarımızı yay olarak düşüneceğiz. Öncelikle dipol momenti kavramına bir bakalım. Dipol momenti sinyalin şiddetini etkileyen bir faktördür. Elimizde dipol varsa, yani iki ayrı zıt yüke sahipsek dipol momentini dipolümüzdeki yükün büyüklüğüne eşit olarak ifade edebiliriz. Buraya küçük harfle delta yazacağım. Bu kısmi yükümüz. Bunu yükler arası mesafe olan d ile çarpıyoruz. Yani aralarında belli bir mesafe olan kısmi artı yükle kısmi eksi yükümüz var ve bağlarımızı yay olarak düşünelim. Buraya da şöyle bir yay çizebilirim. İşte 1 artı ve 1 eksi yükümüz. Aralarındaki mesafe ise d. Kaçınılmaz olarak burada bir dipol momenti olacaktır birbirinden mesafeyle ayrılmış yükler varsa dipol momenti olur. Gerilme titreşimi gerçekleşirse, mesela bu bağ şu tarafa doğru gerilirse aradaki mesafe değişecektir. Mesafe değiştiğinde ise dipol momenti de değişecektir. Bu önemli. Çünkü sadece dipol momentinde değişiklik yapan gerilme titreşimleri infrared spektrum üzerinde sinyal olarak gözlemlenebilir. Örneğe bir göz atalım. Burada sikloheksanonu görüyoruz. Karbonilin dipol momentine sahip olduğunu biliyoruz. Oksijen karbondan daha elektronegatiftir. Yani oksijen kısmi eksi yük alır. Buradaki karbonsa kısmi artı yük alır. Bu karbonili düşündüğümüzde epey büyük bir dipol momentimiz var diyebiliriz. Bu yüzden bu karbonil bağı gerildiğinde çok güçlü bir sinyal görmeyi bekleyebiliriz spektruma bir bakacak olursak tanılama ve parmak izi bölgesini birbirinden ayıralım. Burada çok güçlü bir sinyal görüyoruz. 1700 dalga sayısının hemen ilerisinde yaklaşık olarak 1715. Bu da çift bağ bölgesinde yer alıyor. Yani söz konusu olan şey karbonil bağ gerilimi olmalı. Farklı bir renk kullanalım. Buradaki sinyal karbonil bağ gerilimini temsil ediyor ve kısmi eksi ve artı yüklü. Dipol momentinin büyük olması sinyalin şiddetli olduğuna işarettir. Büyük dipol momenti şiddetli bir sinyale eşitse küçük dipol momenti daha zayıf sinyal demektir. Şimdi onun bir örneğine bakalım. Bu iki infrared spektrumunu kıyaslayalım. Şu anda farklı bir moleküle bakıyoruz. Karşımızda bir heksenin infrared spektrumu var. Yine bölgelerimizi ayıralım. Çift bağ bölgesine baktığımızda sinyalimizi görüyoruz aşağıya doğru bir çizgi çizersek sinyalin 1600 ile 1700 arasında olduğunu görüyoruz. Yaklaşık 1650 diyelim. Çift bağ bölgesindeki sinyalimiz bu ve tabii ki karbon karbon çift bağ gerilimi mevcut. Bir hegzen üzerindeki şu çift bağdan bahsediyorum. Bu sinyalin şiddetinin daha önce bahsettiğimiz kadar yoğun olmadığını fark edeceksiniz. Yine farklı bir renk tercih edelim. Bu sinyal aşağıdaki sinyalden çok daha şiddetli. O zaman aşağıdaki sinyalde o kadar güçlü bir dipol momenti olmasa gerek ki zaten öyle. Buradaki çift bağı ele alalım. Biraz hidrojen ekleyelim ki fikir yürütmesi kolay olsun. Evet, çok ufak bir dipol momenti olduğunu göreceğiz. Dipol momentine sahip çünkü buradaki bir alkil grubu. Hatırlayın, alkil gruplara elektron veriyordu. Durum simetrik olmadığı için zayıf bir dipol momenti elde ederiz. Dipol momenti zayıf olduğu için de sinyal şiddetli olmayacak. İşte böyle zayıf olacak. Buradaki karbon ile tekrar dönelim. İnfrared spektrumuna baktığımızda bu nokta çok önemli. Buradaki çok şiddetli karbonil sinyali hangi fonksiyonel grupla karşı karşıya olduğumuzu anlamaya yardımcı olur. Hemen bir tane daha yapalım. Bu alkeni başka bir alkenle kıyaslayalım. Burada 2-3 dimetil 2-büten var. 1 2 3 4 evet. 2,3-dimetil-2-büten. 1500 değerine denk gelen yere bir çizgi çekelim ve çift bağ tarafımıza bakalım. Burada bir sinyal göremiyoruz. Sinyal görmememizin sebebi bunun simetrik bir alken olmasıdır. Çift bağ etrafında bir simetri var. Simetrik alken olduğu için dipol momenti de yoktur. Yani alkil gruplarının elektron verme etkisi burada yoktur. Dipol momenti olmadığı için karbon-karbon bağı gerildiğinde dipol momentinde bir değişiklik olmaz ve bu sebeple sinyal görmeyiz. Yani bu sinyal infrared spektrumunda görünmez. Unutmayın, simetri varsa infrared spektrumunda sinyal görmeyiz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.